Merhaba arkadaşlar, bugün de sizlerle birlikteyiz. Çok şükür hala hayattayız. Koronavirüs hepimizi etkiledi. Aylaydı, aylardır kimimiz evdeyiz işte yeni yeni çıkmaya başladık yasaklar falan filan derken sıkıcı bir dönemin içerisindeyiz. İnşallah bugünlerde geçecek. Ben de bu koronavirüsle ilgili internette denk geldiğim bir Coronavirus Tracker yani verileri izleyebileceğiniz, dünya genelinde takip edebileceğiniz bir eklenti buldum. Bunu HTML web sitemizde nasıl kullanabiliriz, nasıl ekleyebiliriz? Basit bir örnek. Belki hani bazı web sitelerine ekleyi, eklemek isteyebilirsiniz, denemek isteyebilirsiniz. Öyle bir örnek video yapmak istedim. Gelin bir bakalım neymiş bu. Koronavirüs Tracker. Şöyle Tay Timur Said diye bir arkadaşımız yapmış. Sağ olsun. Nitaba yüklemiş. Buradan bakın. Şöyle bir şey. jQuery ile çalışan bir küçük app. Görünümü bu şekilde. Dünya üzerinden verileri bize hangi siteden? The Virus Tracker diye datalar buradan geliyormuş. Şöyle demoya ait bilgiler var. burada diyor URL parametresi olarak country kullanın diyor. Sonra buradan ülkeler var. Bütün ülkelerin kodları falan var. Bunları tanımlıyoruz. Şöyle bunu indirelim. Şuradan indirebilirsiniz. Download zip deyip. Ben indirmeyeceğim. indirmiştim zaten. Şimdi index.html'e gelelim bakalım. Bunun sayfasında. Hmm. Şurası animasyon kısmı. SVG sayfadaki. Burayı eklemeyeceğim ben. Evet. Bizim için ilgili olan kısım şurası. ne yapalım buradan itibaren Gerçi şurası da ilgilendirmiyor bu da şeyin demonun içeriği biz şöyle alalım select id country şuradan bütün ülkeleri alalım bakın bütün ülkeler var kaç ülke var 337 337 tane ülke şurayı kopyalayalım Hop, HTML'imize tanımlayalım. şuradan da hemen uğraşmayacağım. Hani sadece göstermek için. Biz CSS ile falan filan uğraşmayacağız. Hoppa şuraya geldim. Bunu da kopyaladım. Şöyle şu alt kısma. Bunu da yapıştırıyorum. Şimdi buradan sonra yapmam gereken sayfanızda jQuery min tanımlı olması gerekiyor. Ben bunu kullanıyordum zaten daha önce. O yüzden eklemeyeceğim. Tekrar şuraya geliyorum. Script diyorum. Source diyorum. Şimdi istatistiklerimi alabileceğim. Verileri alabileceğim. Kısmı göstereceğim. Covid-19 Statistics. Statistics konuşamadım şöyle Evet buraya geldim script diyorum şuradan appdisk.js alacağım gerekli olan kısım bir de stice'dan css'ini alayım hazır kullanmak için bunları aldım hop yanlış yer attık şöyle test klasörümün içine html'imin içine Bakın buraya geldi zaten solda. Hemen bunları tanımlayayım ben. app.js tamam. Şimdi de CSS kısmımı ekleyeyim. Ne diyor? app.css. Bakın şurada ülkelerimiz var. Hop. En altta da box'larımız falan filan var. Şimdi gelelim bakalım web sitemizi çalıştıralım. Olmuş mu olmamış mı? Bakın gördüğünüz gibi şu an hazır bir şekilde. Buradan ülkeler var. Şu an dünya çapında bütün vaka sayısı 6 milyon bin işte iyileşenler 3, 3 milyon bin gibi. Bugünün verileri var. 104 bin vaka görülmüş bugün oldukça fazla. Bugünün tarihi de 7 Haziran. Şöyle biz ülkemize gelelim bakalım. TR. Türkiye diyelim. Bugün 878 vaka olmuş ülkemizde. 21 ölüm. Toplam vaka sayımız 169 bin. Ölüm sayımızda vefat eden sayımız 4669. Recoveries 135 bin. Yani iyileşenler. Bakın, gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Şöyle Portekiz'e gidelim. Bakın Portekiz'de 34 bin maka var. Amerika'yı me merak ettim, bir bakalım. United States. USA. Bakın gördüğünüz gibi bugün 18.000 maka oldukça fazla yine. Bu şekilde çalışıyor. Bunu siz istediğiniz web sitesine bu kolaylıkla bu şekilde COVID-19 Statistics GitHub'tan şu arkadaşı olarak Taymur Said Frontend Developer'mış kendisi Pakistan'dan. Ona da ayrıyetten teşekkür edelim. Örneğimiz bu şekildeydi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.